Günaydın, herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz iyisinizdir. Çok şükür bizler çok iyiyiz. Mutfağıma girdim. Bayram sabahına güzel bir kahvaltı yapalım istedim. Pizza yapımına başlayacağım birazdan. Sizlere de vereceğim tarifini. Pizza yaparım. Hamur işi olarak bir de pişi yapacağım. Bizim en çok sevdiğimiz kahvaltılarda pişi çok güzel oluyor. Annemler de yukarıda, hep beraber bayram sabahında kahvaltımızı yapacağız inşallah. Şimdi ben hazırlığıma başlayayım. Kimseyi acıktırmadan hemen hızlı hızlı kahvaltı hazırlıklarımı yapayım. Malzeme olarak 1,5 su bardağı sütüm var. 1 su bardağı sıvı yağın, 2 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker. 2 tane yumurta hakkı. Burada da 2 tatlı kaşığı kurumayan var. Sütüm ile mayamı karıştırdım. Tuz da şekeri de ilave ettim içerisine. Güzelce onları çırptım, erittim. Yoğurdumu ekliyorum. Sıvı yağımı, yumurtamı, son olarak da unumu ekleyeceğim. Unumu da göz kararı ekleyeceğim arkadaşlar. Poğaça hamurunu nasıl yapıyorsak pizza hamuru da aynen o şekilde. Elimize yapışmayacak bir kıvamı olacak. Hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde. Hiç elime yapışmıyor. 40-45 dakika kadar da mayalanmasını bekleyeceğim. Üzerini örteceğim. Ben de o sırada soğukları hazırlayacağım. Domates, peynir, zeytin. O kadar güzel mayalanmış ki bakın kabarmış. Pufuduk böyle, çok güzel. Şimdi bunu tezgahıma alacağım. Bu arada kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Biber, domates, zeytin, sucuk. Üzeri içinde kaşar peyniri rendeledim. Sosla yapacağız, salçalı, ketçaplı ve mutlaka kekik de kullanın, çok lezzet veriyor. Şu kadar hamurum kaldı. Bunu da buzluğuma kaldıracağım. Eğer sizin de elinizde kalırsa, fazla gelirse buzluğunuza kaldırın. Hem daha sonrasında daha kolaylık olur size. Bununla poğaça da yapabilirsiniz. Güzelce hamurumu açtım. Şimdi salçalı, ketçaplı sosumu hazırlayacağım. Üzerine böyle süreceğim. Sonra üst malzemelerini ekleyeceğiz. Pizzamı hazırladım pişmeden ki görüntüsü bile harika değil mi? Biz bayıla bayıla yiyoruz, yapıyoruz evimizde. Hem daha sağlıklı evde yapmak, marketten almaktansa en azından içinizi sine sine gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz. Özellikle de hazır pizzaların sucukları benim içime hiç sinmiyor. Bu almış olduğumuz sucuklar özel kasap sucuğu. O yüzden rahatlıkla yiyebiliyorum yani. Fırınımın derecesini de ayarladım. 250 dereceye. Göz kararı artık. Pişimini kontrol edeceğim. Pizzalarımız pişerken biz de bir yandan pişilerimizi yapalım. Tarifini de vereyim. 1 adet yumurta, 2 adet kabartma tozu kullanıyorum ben.
güzelce kabarsınlar diye. Bakalım inşallah kabarır. Bir çay bardağı yoğurt. Bir çay bardağından biraz daha az sıvı yağım var. Tuz, göz kararı da un. Bu kadar. Yoğurdumuzu alalım, sıvı yağımızı alalım. Evde karıştırıcı kalmadı. Blender'ın çırpıcısıyla karıştıracağım. Üç yemek kaşığı un ekledim. Hatta bir tane daha ekleyelim ve karıştıralım. Kabartma tozumuzu da koyalım. Luna da geldi. Uyandın mı kızım? Uyandı. Sıcaklardan pert oldu bebeğim benim. Unum yeterli gelmedi. Biraz daha ilave edeceğim. Bu arada İzmir'de havalar o kadar sıcak ki eminim ki sizin oralarda da öyledir. Ah şimdi yaylaya çıkıp serinlemek vardı. Bilmiyorum oralar esiyor mudur ama Karadeniz güzeldir diye düşünüyorum. Dün biz evde duramadık. Klima açtık ama arka odalarda klima olmadığı için yanıyor. Luna da salondaydı. Sonra ne olduysa çıktı. Yemek yemeye mi gitti bilmiyorum. Onun odasının orada bizim balkonumuz var. Blenderimiz vardır büyükçe. Ve o balkona çıkış yok. Camdan atlayarak çıkabiliyoruz biz de. Camını açık bırakmıştım ben. Hem ev havalansın hem de esinti olsun diye. Bizim meraklı Luna da çıkmış o balkona geziniyor. Ben de Luna'yı arıyorum. Nerede bu? Nereye gitti bu? Balkonda vıyak vıyak bağıran bir kedi sesi var. Luna imkanı yok. Öyle asla bağırmaz. Hiç sesi çıkmaz yani Luna'nın. Dedim sokak kedisine mi bir şey oldu acaba dedim. Şöyle bir bakınayım dedim dışarı. Ona bir baktım Luna. Ve ağzı böyle sıcaklamış. Mahvolmuş orada. Kim bilir ne zamandır orada kaldı. İçeri de giremiyor akıllı. Çıkmasına çıkıyor ama giremiyor. Ama böyle bir bağırış yok dedim. Bir şey oldu herhalde bir dışarıdaki kediye yani. Öyle feryatlı bir bağırışı vardı. Hemen Luna Luna dedim. Caner'i çağırdım. Yazık hemen Caner'in kucağına nasıl geliyor? Korkmuş. Bir de sıcak da hava. Ağzı açık böyle. Çok komik ya. Bir süre kendine gelemedi. Ama akıllanmıştır. Bir daha çıkmaz herhalde balkona. Pişi hamurum da hazır. Tezgahıma da alayım, güzelce yoğurayım. Pizzalarım hazır. Bakın ne kadar güzel oldular. Bayram kahvaltısı soframızda böyle. Pizzalarım harika görünmüyor mu ama? Biz çok beğendik. Çok da lezzetli oluyor. Pişilerim de bir garip oldu. Galiba hamurunu birazcık ben kalın açmışım. Ama olsun. Lezzetli olmuştur. Bu şekilde. Birazdan da annemleri çağıracağım. Onlar da bayağı bir acıkmışlardır. Hem sofrayı görünce de sürpriz olur onlara. Baksanıza. Çok tatlı. Ta-da-dam. Kahvaltımızı yaptık çok şükür. Yetti hepimiz arkadaşlar. Ve çok lezzetli olmuşlar. Annem dedi ki pişiye sıvı yağ da koymayabilir misin? Çünkü birazcık yağlı olmuş. Baktığım tarifte yağ da olduğu için yağ da koymuştum. Şimdi buraları ben hızlıca toparlayayım. Sonra annemlerin yanına gidelim. Annemleri görmediniz bugün. Kahvaltıdan sonra onlar da yukarıya çıktılar. Ben de buraları hallettikten sonra hep beraber yukarıya çıkarız. Hem siz de bayramlaşmış olursunuz annemlerle. O
Ocağında tozunu alayım. Yağlanmadı ama yine unla uğraştığım için unlanmış. Şöyle hemen ıslak sarı bezimle sileceğim. Üzerine kağıt havluyla kurulacağım. Luna, biz babaanneye gidiyoruz. Gelmek ister misin? Gerçi Luna'nın burada keyfi iyi. Bütün her yer açık. Rahatlıkla geziyor, ediyor, istediği yere yatıyor. O yüzden Luna gelmez bence. Vallahi yukarı gidiyor Caner. Bak. Yürü. Yürü gidiyoruz hadi. Anahtarı aldın mı aşkım? Aldım. Aa. Yürü yürü. Geldik. Ben de öyle oturacağım. Bu arada herkese iyi bayramlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Bir ay Ramazan'ı atlattık. Herkesin Allah oruçlarını kabul etsin, ibadetlerini kabul etsin inşallah. Bugün bayram. Evet ama bayram gibi de değil. Hiçbir şey yok. Gene aynı evde oturuyoruz. Hiç ne gezmek ne tozmak. Aynen öyle. Eskiden çocuklar olurdu, giyecekler alırdık. Onları giyinirlerdi. Hadi küçükken komşulara giderlerdi. Gelen olurdu. Şekerler, çikolatalar. Şimdi canımız ne tatlı yapmak istiyor ne bir şey. Vallahi kime öyle yapacağız? Biz yiyeceğiz. Gene şişeceğiz. Sonra şekerimiz çıkacak. Şekerimiz çıkacak. O yüzden bilmiyorum ne yapacağız vallahi. Oturuyoruz işte bugün. Annemlerde birazcık oturduk. Bugün vakitin nasıl geçtiğini anlamadım. Gerçekten bir anda akşam oluverdi. Caner'le beraber arabayı yıkamaya indik. Birkaç video öncesinde zaten arabamızı yıkamıştık biliyorsunuz. Bahsetmiştim de bizim ağaçlarda çok fazla böceklenme var ve o böcekler de bu sene hep böyle yerlerde, kapılarda, arabaların üstünde, giriş kapısında bile bir sürü böcek vardı. Onları köpükledik güzelce, arabayı temizledik. Ben de bir yandan bahçeyi de suladım derken saat ilerledi, akşam oldu. Şimdi geldik tekrardan yukarıya. Belki yine annemin yanına çıkarız, bir çay falan içeriz akşam çayı terasımızda. Terasımız da çok güzel biliyorsunuz. Orada otururuz ve annem bana bunları gösterdi bugün. Ne kadar güzel örmüş değil mi? Bayıldım bunlara. Gerçekten çok harika örmüş. Bu ceketin aynısından bende de var. Tabii rengi farklı ama model olarak aynı. Ahududu modeli. YouTube'a yazarsanız Ahududu modeli diye karşınıza çıkar arkadaşlar. Biraz büyük örsün istedim. Hani küçük yeni doğduğunda ceketi giyince zaten üzerinde göstermeyeceği için ayaklandığı zaman giysin en azından dedim. Hoş görünür. Görünmez mi? Yürümeye başladığında diğer sene. İnşallah bunu üzerine görmek de nasip olur. Bayıldım. Üzerine de inci almış. Şöyle yakından göstereyim. Şu yaka detayı falan o kadar hoşuma gitti ki gerçekten çok güzel örmüş. Arkası da bu şekilde. Benim bundan İki tane kazağım var. Krem renkli, siyah renkli. Bir tane gri ceketim var. Çok güzel. Bir de pembesi vardı kazak olarak. Çok güzel. Gerçi bu sene giyemedim. Bu sene çok fazla sıcak olmadı İzmir'de. Bunu zaten biliyorsunuz. Göstermiştim daha önce de. Buna da düğme dikmiş. Sarı renkte. Çok uygun olmuş bu düğmelerde. Ay bir dakika. Bunun aynı zamanda şapkasını da örmüş. Bakın. Ceketin aynısı. Pomponlu şapka yapmış. Yine Ahududu modeli. Bayıldım bunlara, bayıldım. Bir sürü ceketimiz, yeleğimiz oldu. Bu ceketin de takımı bu. Şimdi bunları bir kenarıya atalım. Hop. Evet, şimdi sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bu konuyu daha önce defalarca kez açıkladığım ve şu anda da açıklama gereği duyduğum bir konudan bahsedeceğim. Birazcık sohbet edeceğiz sizinle. Ben ne zaman ailemle bir vlog çeksem hep bu tarz yorumlar alıyorum. Çekmediğim zamansa neden ailenle görüşmüyorsun diyorlar. Çekiyorum bu sefer bahsedeceğim konudan yorum yazıyorlar. Vallahi ben de şaşırdım. Çekeyim mi çekmeyeyim mi ne yapacağımı bilemedim. Şimdi konuya gelelim, bahsedeyim sizlere. Babana çok benziyorsun, annene benzemiyorsun. Annen üvey mi? Ama bir kişi de değil, iki kişi de değil. Yani böyle birkaç kişi bu tarz yorumlarda bulunmuş. Şimdi ben kısaca şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum sizlere. Mesela siz hiç tanımadığınız birinin evine gittiniz. Veya tanıdığınız, hiç fark etmez. O tanıdığınız kişi babasına benziyor.
annesine benzemiyor. Kalkıp da yüzüne karşı siz diyebiliyor musunuz? Sen annene benzemiyorsun, babana benziyorsun, annen üvey mi? Diyemezsiniz değil mi? Ama sosyal medyada bu çok rahatlıkla söylenebiliyor. İnsanlar ağızlarına ne gelebiliyorsa rahatlıkla söyleyebiliyor. Çünkü klavye karşısındasınız ve biz sizi görmüyoruz. Yüz yüze olmadığımız için siz de ağzınıza ne geliyorsa rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Biz derken sakın herkes üzerine alınmasın bu %1'lik kısmı. Hani gerçekten hiç böyle bana bu tarzda kötü yorumlar gelmiyor ama konu ailem olunca gerçekten bunları gördüğüm zaman ben üzülüyorum. Ben değil, ailem de bu yorumları okuyor ve ailem de benim videolarımı izliyor. Örnek bir aile de olduğumuzu düşünüyorum. Ben burada video çekiyorum. Birçok kişiye de aynı zamanda örnek oluyorum. Kayınvalidemle yaşadıklarımla, kendi ailemle yaşadıklarımla, eşimle aramızdaki diyaloglar. Birçok kişi gerçi espri de anlamıyor. Caner'in yaptığı esprileri yanlış anlayanlar da var. Ben artık çok fazla konuşmak istemiyorum zaten. Vallahi ne desek. Geçenlerde anne pasta üflerken şey demişim ben. Hayırdır anne, doğum gününüz falan değil, niye pasta üflüyorsunuz dedim. Aa bak, Caner kesin orada bir şey söylemiş demiş biri. Ne demişti? Vallahi inan hatırlamıyorum artık. Annemin doğum gününe pasta üflemiştik yani. Anne pasta üflemişti. Senin doğum günün bir, sen niye pasta üflüyorsun demeye getirmişim ben sözde. Her neyse, siz beni anladınız arkadaşlar. Artık espri de mi yapmayalım, ne yapalım? Orada da gülerek yani bir muhabbet olmuştu. Caner böyle ciddi bir şekilde de söylemedi yani. Ki onu yazan da bir kişiydi. Şu anne olayını böyle birkaç kişi yazdı. Artık yani yeter diyorsunuz. Daha önce de bunu açıkladığım için. Annem üvey değil, babam üvey değil. Tövbe yarabbim, açıkladığım konuya bakın. Şaka gibi ya. Gerçekten bazı insanlar şaka gibisiniz. Bayramın birinci gününde açıkladığım konuya bak arkadaşım. Ve bu konuda bana birçok kişi hak verecektir eminim. Ve beni seven o kadar çok fazla insan var ki Rabbime şükürler olsun. Sizin sevginizi o kadar iyi hissedebiliyorum ki yorumlardan. Ama maalesef bu %1'lik kısmı yok edemiyoruz. Böyle insanlar her zaman var. Herkesin hayatında var maalesef. Bugünlük benden bu kadar olsun. Artık sizlere burada veda edeyim ve bu konuyu da burada kapatıyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.